Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, die Präpositionen hinter, auf, über, im Akkusativ. Yani bu yer edatlarını görüyor olacağız arkadaşlar. Hinter, auf, über neydi arkadaşlar? Yer edatları üstünde, altında, yanında değil mi? Bunun gibi durumlar demek ki die Präposition kapsamındaymış. Bunları arkadaşlar akkusativ formunda inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Dersimize hinter prepozisyonu ile başlayalım arkadaşlar. Hinter arkasına doğru anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki arkasına doğru derken bakın burada bir hareketlilik var. Dolayısıyla bunun sorusu nereye doğru? Wohin olacak. Peki wohin diye incelemiş olduğumuz bu soru yapısına baktığımızda wohin neyi gerektiriyordu? Akkusatifi gerektiriyordu. Hatırlayalım, akkusatiflikte ne oluyordu arkadaşlar? Çok ufak bir dönüşüm oluyordu. O dönüşüm neredeydi? Hangi artikeldeydi? Der artikelindeydi, öyle değil mi? Ne oluyordu der? Die'ne dönüşüyordu. Die şeklinde kalıyordu. Das şeklinde kalıyordu. Die Plural yani çoğul da ne oluyordu? Gene aynı şekilde kalıyordu. Tekrar bir üstünden geçelim kısaca. Ne oluyormuş demek ki? Der, die'ne dönüşürken die, das ve die Plural aynı şekilde kalmış oluyor. Dilerseniz hinterla dersimize bir başlangıç yapalım arkadaşlar. İlk cümle bize ne diyor? Ich lege die T-shirt hinter die Tasche. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Ich lege, evet ne yapıyorum? Die T-shirt, evet T-shirtleri nereye koyuyorum? Hinter die Tasche. Çantanın arkasına koyuyorum. Bakın burada bir yönelim olduğundan dolayı ne yapmış oluyorum? Wohin sorusunu soruyorum. Dolayısıyla bu neyi gerektiriyor? Akkusativ formunu gerektiriyor. Yani ismin i halini gerektiriyor. Çantanın arkasına değil mi? Ancak bu güzel Türkçemizde birebir denk düşmeyebilir. Çünkü çantasını arkasına demem. Güzel Türkçemizde ne deriz? Çantanın arkasına deriz değil mi? Ancak Almanca dinamiğine baktığımızda bu durum akkusatiflik olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla ben tişörtleri ne yapıyorum? Çantanın arkasına koyuyorum derken ich lege die T-shirt hinter die Tasche demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich stelle var. Legen ve stellen arasında çok ufak bir nüans farkı var. Şöyle ki arkadaşlar, ich legen denildiğinde yatay vaziyette koymak demek. Mesela burada işte tişörtleri ne yapıyorum? Yatay vaziyette koyuyorum. Stellen ise arkadaşlar dikey pozisyonda konulan nesneler için geçerli. Güzel Türkçemizde böyle bir durum yok. Burada stellen için dikey konumda ne olabilir? Mesela bu örneğe baktığımızda bir şişe değil mi? Dikey olarak konulduğunda demek ki stellen eylemi kullanılıyor. Cümle bize ne diyor bir bakalım. Ich stelle die Flasche hinter den Stuhl. Evet. Ich stelle die Flasche. Die Flasche şişe demek arkadaşlar. Der Stuhl neydi? Sandalye, iskemle değil mi? Demekti. Bakın buradaki dönüşümü fark ettik mi? Der Stuhl neye dönüşmüş? Den Stuhl. Neden? Çünkü burada bir yönelim var arkadaşlar. Artı ne var? Hinter değil mi? Dolayısıyla hinter den Stuhl sandalyenin, iskemlenin arkasına denildiği için şişeyi ne yapıyorum? Sandalyenin arkasına koyuyorum derken bakın yönelim olduğundan dolayı wohin sorusunu soruyorum. Nereye koyuyorsun diye sorarken wohin stellst du die Flasche? Şişeyi nereye koyuyorsun diye sorduğumda bunun cevabı ich stelle die Flasche hinter den Stuhl demem gerekiyor. Değil mi? Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich lege bakın yatay vaziyette koyuyorum anlamında. Ich lege das Buch hinter das Regal. Evet. Bu cümle bize ne diyor? Das Buch neydi? Kitap. Das Regal. Das Regal raf demek arkadaşlar. Rafın arkasına ne yapıyorum? Kitabı
koyuyorum. Evet, bunu ben yapıyordum. Almanya'da özellikle kütüphaneler baya baya insan kaynıyor ve kitapların bir şeyi var. Bir belli başlı kitap alabiliyorsunuz. Hani belli bir sayıdan sonra kitap alamıyorsunuz ve ben kitaplar işte alınmasın diye rafın arkasına koyuyordum ki bir sonraki geldiğimde o kitap yerinde olsun diye. Dolayısıyla böyle bir şey mantıksız değil arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyorum burada? Ben kitabı rafın arkasına koyuyorum derken hinta das regal. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Das şeklinde kalmış değil mi? Akusatiflikte. Dolayısıyla hinta das regal. Kitabı nereye koyuyorsun diye sorduğumda wohin sorusunu sormam lazım. Dolayısıyla kitabı nereye koyuyorsun diye sorarken wohin legst du das bu? Kitabı nereye koyuyorsun? Kitabı rafın arkasına koyuyorum derken ne diyeceğim? Ich lege das Buch hinter das Regal demem gerekiyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar das Heft, die Hefte neydi arkadaşlar bu? Kırtasiye konusunda görmüştük bunu. Defter çoğulu da neydi? Die Hefte demekti. Das Buch çoğulu da neydi? Bunu artık biliyoruz diye tahmin ediyorum değil mi? Die Bücher kitaplar demek. Dolayısıyla defterleri kitapların arkasına koyuyorum diyecek olursak ne diyeceğiz? Ich lege die Hefte hinter die Bücher. Bakın burada arkadaşlar die pluralde herhangi bir dönüşüm yok. Dolayısıyla ne olacak? Die Bücher şeklinde kalacak. Ich lege die Hefte hinter die Bücher. Demek ki neymiş arkadaşlar? Defterleri kitapların arkasına koyuyorum demem gerekiyor. Çünkü neden? Akusatiflik olduğundan dolayı. Burada kilit soru wohin arkadaşlar. Dolayısıyla wohin olduğundan dolayı akusatifliği gerektiriyor. Cümlenin gidişatı farklıysa, söz gelimi wo sorusuysa işte o noktada tamamen bu konu başlığından çıkıyoruz. Ne oluyor bu sefer? Datif oluyor ki onu görmüştük ayrıntılı bir şekilde. Dolayısıyla cümleyi toparlayacak olursak incelediğimde değil mi şu soruyu sormam lazım. Bu cümlenin sorusu ne? Wo sorusu mu? Wohin sorusu mu? Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich lege die T-Shirts hinter die Tasche. Ich lege die T-Shirts hinter die Tasche. Ich stelle die Flasche hinter den Stuhl. Ich stelle die Flasche hinter den Stuhl. Ich lege das Buch hinter das Regal. Ich lege das Buch hinter das Regal. Ich lege die Hefte hinter die Bücher. Ich lege die Hefte hinter die Bücher. Sıradaki preposition yani yer edatına bakalım şimdi arkadaşlar. O da üstüne diyecek olursak ne yapacağım? Auf diyeceğim. Dolayısıyla burada bir hareketlik olduğundan dolayı arkadaşlar zaten konu başlığımız da akusatiflikten dolayı ne yapıyorum arkadaşlar? Wohin sorusunu sormam gerekiyor değil mi? Şimdi burada ich lege die T-shirts auf die Tasche derken arkadaşlar ne yapıyorum? T-shirtleri ne yapıyorum? Çantanın üstüne koyuyorum derken ne diyeceğim? Auf die Tasche koyuyorum. Bakın burada bir temas var. Dolayısıyla auf'u getirmem gerekiyor. T-shirtleri çantanın üstüne koyuyorum derken demek ki ich lege die T-shirt auf die Tasche demem gerekiyor. Tıpkı diğer durumlarda olduğu gibi daha doğrusu diğer yer edatlarında olduğu gibi auf'ta da kuralımız değişmiyor. Die ne oluyor? Gene die şeklinde kalmış oluyor. Dolayısıyla auf die Tasche, çantanın üstüne diye söylemiş oluyorum. Burada da değil mi sorumuz wohin? T-shirtleri nereye koyuyorsun diye sorarken wohin legst du die T-shirts değil mi? T-shirtleri nereye koyuyorsun? T-shirtleri çantanın üstüne koyuyorum derken ich lege die T-shirts auf die Tasche demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich stelle die Flasche auf den Stuhl. Evet, ne yapıyorum? Şişeyi nereye koyuyorum? Sandalyenin üstüne koyuyorum diyorum. Değil mi? D'ne dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla auf den Stuhl, değil mi? Sandalyenin, iskemlenin üstüne
koyuyorum. Burada bir temas var. Peki bunun sorusunu soracak olsak. Ne olur? Wohin? Wohin stellst du die Flasche? Şişeyi nereye koyuyorsun? Değil mi? Şişeyi ne yapıyorum? Sandalyenin üstüne koyuyorum derken demek ki ich stelle die Flasche auf den Stuhl demem gerekiyor. Demek ki buradaki en bariz dönüşüm, daha doğrusu tek dönüşüm belki de der artikelinin den'e dönüşü. Onun haricinde diğer artikeller değil mi? Aynı şekilde kalmış oluyor. Bakın die, die olarak kalıyor. Das, das ve die çoğulda gene die çoğul olarak kalıyor. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Bakın burada ich lege das Buch auf das Regal. Ne yapıyorum? Kitabı rafın üstüne koyuyorum. Bakın burada şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Güzel Türkçemizle şöyle bir farklılık var. Kitabı rafın üstüne koyuyorum derken arkadaşlar rafın içine değil de hani en üst kısmına koyuyorum anlamı çıkmış oluyor. Auf das Regal derken. Ancak rafın içine der Almanlar. Hani biz de ne deriz güzel Türkçe'de? Rafa koyuyorum deriz değil mi? Dolayısıyla Almanca'da bu farklı, biraz farklı. Şöyle ki ins Regal. Sanki orası kapalı bir alanmış gibi düşünmemiz lazım. Oraya koyuyorum derken demek ki rafın içine dediklerinden dolayı ins Regal demem gerekiyor. Tıpkı ins Kino der gibi, ins Theater der gibi ins Regal demem gerekiyor. Tabi burada pek de mantık aramamak lazım arkadaşlar. O dil dinamiğinin içinde düşünmek lazım. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bu cümle bize ne diyor? Ich lege die Hefte auf die Bücher. Ne yapıyorum? Defterlere neyin üstüne koyuyorum? Auf die Bücher, kitapların üstüne koyuyorum derken bakın burada die Pluralda herhangi bir dönüşüm yok. Auf die Bücher şeklinde kalıyor. Peki bunun sorusu gene ne olacak? Wohin sorusu olacak. Tabii ki wohin olacak. Çünkü diğer türlü akusatif olamazdı. Öyle değil mi? Çünkü wo olmuş olsaydı datif olacaktı ki o apayrı bir konu başlığıydı. Değil mi? Dolayısıyla buraya baktığımızda bu cümleyi toparladığımızda ne diyor? Ich lege die Hefte, defterleri nereye koyuyorum? Dikey konumda. Auf die, düzeltiyorum. Yatay konumda değil mi? Ich lege die Hefte auf die Bücher demiş oluyorum değil mi? Ancak dikey olarak koyuyorum deseydik o zaman ne derdik? Ich stelle demiş olurduk ki stelle daha çok dikey pozisyondaki nesneler için daha bir doğru olacaktır. Ancak burada da konulabilirdi. O zaman da dikey vaziyette anlamı çıkmış olacaktı. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich lege die T-shirts auf die Tasche. Ich lege die T-shirts auf die Tasche. Ich stelle die Flasche auf den Stuhl. Ich stelle die Flasche auf den Stuhl. Ich lege das Buch auf das Regal. Ich lege das Buch auf das Regal. Ich lege die Hefte auf die Bücher. Ich lege die Hefte auf die Bücher. Evet arkadaşlar, şimdi sırada über yer edatını görüyor olacağız arkadaşlar. Über burada görüldüğü üzere herhangi bir temasın olmadığı durumlarda kullanılıyor arkadaşlar. Mesela ne kastediliyor olabilir? Söz gelin ben dersem ki eğer İtalya'nın üzerinden uçuyorum derim değil mi? Güzel Türkçe'de. Ancak Almanca'da über'ı kullanıyorum. Yani auf'u kullanmıyorum. Auf ve über arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. Auf'ta mutlaka bir temas varken über'da temas yok. Dolayısıyla kuşlar için, uçaklar için değil mi? Ve çeşitli evet uçan objeler için değil mi? Ne yapabiliriz? Demek ki über'ı kullanabiliriz. İsterseniz bunu örneklerle bir inceleyelim. O zaman daha iyi pekişecektir bu durum. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Der Adler fliegt über die Stadt. Evet, der Adler arkadaşlar kartal demek. Fliegen az önce söyledim.
değil mi bilmiyorum ama fliegen uçmak demek en azından neyi kastettiğimi söylemiştim. Uçmaktan kasıt fliegen. Şimdi şehrin üzerinden derken arkadaşlar über die Stadt. Dolayısıyla biz bunun sorusunu sorduğumuzda wohin fliegt der Adler? Kartal nereye uçuyor? Der Adler fliegt über die Stadt. Yani kartal ne yapıyor arkadaşlar? Şehrin üzerinde uçuyor demiş oluyorum. Yani onun üzerinden uçmuş oluyor demiş oluyorum wohin ile. Tabi bu nerede sorusuyla birazcık ters düşebiliyor dediğim gibi. Türkçedeki bu dil dinamiği ile Almanca'daki dil dinamiği biraz fark ettirebiliyor ama Almanca'daki sorusu wohin. Yani nereye doğru. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Kanarienvogel, evet Kanarya değil mi demek. Der Kanarienvogel fliegt über den Baum. Der Baum arkadaşlar ağaç demek. Dolayısıyla Kanarya kuşu ne yapıyor? Ağacın üzerine uçuyor derken değil mi? Çünkü niye? Wohin sorusu olduğundan dolayı. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. De artikeli ne olmuş arkadaşlar? De'ne dönüşmüş. Neden? Akusatiflikten dolayı. Dolayısıyla wohin fliegt der Kanarienvogel? Kanarya kuşu nereye doğru uçuyor değil mi? Der Kanarienvogel fliegt über den Baum demiş oluyorum. Sonraki cümleye bir bakalım arkadaşlar. Die Möwe fliegt über das Meer. Evet, die Möwe arkadaşlar martı demek. Evet, fliegen de uçmak demek. Das Meer bu da deniz demek arkadaşlar. Demek ki burada martı ne yapıyor? Denizin üzerine ne yapmış oluyor? Oraya doğru değil mi? Uçmuş oluyor. Dolayısıyla sorumuz wohin olacak. Wohin fliegt die Möwe değil mi? Wohin fliegt die Möwe? Die Möwe fliegt über das Meer. Denizin neresinde değil mi? Üzerinde uçmuş oluyor değil mi? Orada ne yapmış oluyor? Sortie yapıyor gibi düşünelim. Dolayısıyla o istikamete doğru gibi de düşünebiliriz wohin sorusunu. Demek ki das'ta da herhangi bir dönüşüm olmadığından dolayı über das Meer demem gerekiyor. Buraya baktığımızda der Rabe karga demek arkadaşlar. Fliegt über die Bäume. Evet, der Baum çoğulu die Bäume. Dolayısıyla ağaçların üzerine değil mi? Ağaçların üzerine uçuyor dediğimizde der Rabe fliegt über die Bäume değil mi? Sorusu ne olacak? Nereye doğru? Wohin? Dolayısıyla wohin fliegt der Rabe değil mi? Nereye doğru uçuyor karga? Der Rabe fliegt über die Bäume. Karga demek ki ağaçların üzerinde değil mi? Ne yapmış oluyor? Uçmuş oluyor demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Der Adler fliegt über die Stadt. Der Adler fliegt über die Stadt. Der Kanarienvogel fliegt über den Baum. Der Kanarienvogel fliegt über den Baum. Die Möwe fliegt über das Meer. Die Möwe fliegt über das Meer. Der Rabe fliegt über die Bäume. Der Rabe fliegt über die Bäume. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde hinter, auf ve über yer edatlarını akusatif formda incelemiş olduk. Edatlar konusu bu, yer edatları konusu burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.